Biz Kemalizmin bazı şeylerine inanmak durumundayız, kabul etmek durumundayız. Bize akideyle dinanmayın, gözlemlerinize bakın, bu kadar açık. Zaten olaylar bunu gösteriyor. Çok açık. Efendime söyleyeyim, Türkiye militarist miymiş? Hayır, değildi. Ordusundaki bütün silahlanmayı, her şeyi bir tarafa itti. İtti. Yani bunu yapan Türkiye Marşalı kardeşim. İtiyor herif. Adam itiyor her şeyi. Ne? Marifle şey. Sağlık. En iyi akıllı adamların birisi Marif Vekili Mustafa Necati. Çok erken öldü maalesef. İkincisi de Refik Saydam. Başbakanken öldü o da. Öyle çok muhteşem bir hekimdi. Buluşları vardı ve çok iyi organizatördü. Bunları biliyorsunuz. Öbürleri zaten ne kadar ne adam bulunuyor belli değil. Türkiye Cumhuriyeti maalesef adamsız kurulmuştur. Çünkü biz 10 sene harp yaptık. Kadroyu. Evet, bu kadar. Tanzimat'ın kadroları Atatürk'ün elinde olsaydı başka bir Türkiye çıkardı. Bunu da size ilave edeyim. Evet. Cumhuriyet devriminde eğitim devrimine bakın. Eğitim devriminin özünde laiklik vardır Atatürk'ün. Çünkü Atatürk eğitim devrimiyle akla dayalı, bilime dayalı ve karma eğitimi öngörmüştür. Ve bu doğrultuda bir eğitim seferberliği başlatmıştır. Şimdi Atatürk'ün eğitim devrimi, o dönemdeki müfredata bakın, okutulan kitaplara bakın. Akılcıdır, bilimi temel alır, sanata vurgu yapar. Dolayısıyla özünde laiklik vardır. Herhangi bir mezhebi dikkate alarak çocukları eğitmez. Herhangi bir dini inancın ilkelerine göre toplumu şekillendirmeye çalışmaz. Hukuku dikkate alır, çağdaş hukuku, çağdaş gelişmeleri dikkate alır, bilimsel gelişmeleri dikkate alır ve bu doğrultuda bir eğitim sistemi kurar. Yani özü laikliktir. İlber Hoca ile birlikte çok da güzel bir söyleşimiz oldu. Trafik nedeniyle hoca biraz geç kaldı fakat son bölümde o konuştu. Ben 1,5 saatlik bir konuşma yaptım. İnsanların ilgisi çok güzeldi, memnun kaldık.